Arkadaşlar merhabalar. Bugün 19 Eylül 2022 Pazartesi. Bence Bahattin Çağdaş. Orhan Osmanoğlu şehzademiz paylaşmış. Görünce şey oldum. Yani sinirime dokundu. Çoktan da bahsetmek istediğim bir konu. Şöyle diyor. Bir tartışma çıktı ya. Ben tabii güncel tartışmada değilim. Kimi dedi bunu işte şey ne derler? Güncel siyasete şey yapmaya çalışıyorlar. Aparmaya çalışıyorlar işte kendilerine yontuyorlar. O değil. Başka bir şey. Çoktan da düşündüğüm bir şey bu. Bakın, Mithat Curgul diye birisi, gerçi kendisine de attım. Tekrar bu videoyu da atacağım. Şeyci, Kamalist birisi şöyle demiş abi. Senin sülalenin saltanatından ya okurken bile acı duyuyorum. İçimi böyle şey oldu. Senin sülalenin saltanatından kurtulmak için binlerce vatandaşımızı vatan uğruna şehit oldu. Okurken bile acı çekiyor insan ya. Mithat Curgul. Bu adam işte Kamalı Atatürkçü birisi. Ya arkadaş, sen savaşı kime karşı verdin ya? Dediği gibi şeyin Osmanoğlu'nun dediği gibi. Şimdi neyse arkadaşlar. Bunun kaptığı M. Kamal, tamam mı? Orhan Osmanoğlu'nun amcası, dedelerinden biri. Tamam. Amca tarafından. Şimdi abi şu fotoğrafı hep biliyorsunuzdur belki, görmüşsünüzdür. Vahdettin Şehzade'yken Almanya seyahatinde ona yaverlik yapan, ha, kim soktu onu oraya, onu dibine kim soktu o da ayrı konu tartışılır. Yaverlik yapan kimdi? Mustafa Kemal'di. Tamam. Şimdi ona bir bakalım. Bir saniye. Arkadaşlar şu fotoğrafı görüyorsunuz. Bakın. Önde ben okla gösteriyorum. Önde Şehzade Vahdettin. Tam arkasında, tamam mı? Mustafa Kemal. Yaveri. Tam arkasında. Şimdi şöyle şurada da işte bir takım karışık fotoğraflar. Bakın burada da yan yana koymuş işte birisi demiş ki Vahdettin ve Mustafa Kemal Almanya gezisi demiş, tamam mı? Şehzade. Şimdi bir tarihte ben video yapmıştım. Şöyle. Tarih atmamıştım ama. Hoş bir video bu benim için. Bir bakalım. Merhabalar ve selamun aleyküm. Neden selamun aleyküm? Bir saniye. Evet arkadaşlar, 4 sene önce yaptığım bir video. Şöyle. Mustafa Kemal'i koruma kanunu yasaksa onun üzerine gideriz. Bugün Ne yasaksa onun üzerine gideriz diyoruz. Evet. Bugün 29 Haziran 2018 Cuma. Üçlememize devam ediyoruz. Hangi üçlememize devam ediyoruz? Ne dedik? Okulların dışındaki heykellerden bahsettik. Büstlerden bahsettik. Mustafa Kemal büstlerinden. Yani İngiltere'deki okulların dışındakilerden bahsettik. Sınıfın içine girdik istek üzerine. Bir tarihçimiz istemiş. Sınıf içine girdik. Sınıfı da çektik. Sınıfta da gördük. Ne heykel var, ne büst var, ne resim var. Şimdi bana diyorlar ki neden uğraşıyorsun Kemalizmle, Atatürkçülükle, Atatürk'le neden uğraşıyorsun diye soruyorlar. Konum bu değil ama kısaca şunu söyleyeyim. Kemalizm Türkiye'ye giydirilmiş bir deli gömleğidir. Deli gömleğidir. Bütün sorunlarımızın olmasa bile birçok sorunumuzun temelidir. Temelidir. Yani temel sağlam değilse katları boş verin diyeyim. Bunu ayrıca irdeleyeceğim, geleceğim. Şimdi arkadaşlar bir saniye isteyen izler bunu. Şuraya geleyim. Evet, burada çok zoruma giden bütün yani geçmişin şey yapılması yok sayılıp bir kişiye ata denmesi çok zoruma gitmişti. Bir türlü içimden atamadığım bir şeydi. Onunla ilgili yaptığım bir video. Burada da söylüyorum, kısaca şey yapalım.
Şurada 36 Osmanlı padişahı var. 36 Osmanlı padişahı var. Hiçbirinin soyadı, yani soyadı kanunu yok diyeceksiniz de, yani sıfatı diyelim, adı diyelim, yani ön adı diyelim, şeyi diyelim. Atatürk, iddialı Atatürk diye bir şey yok. O kadar. Basit. Neyse. Şimdi arkadaşlar, Şehzade'nin o fotoğrafını gördükten sonra hep bu soruyu sordum kendime. Bakın abi, şu anda Şehzade ve Vahdettin önde gidiyor, arkada yaveri. Acaba diğer dünyada bunu duyuyor mu? Acaba duyduysa ne hissetmiştir? Hırslanmış mıdır? Yahu yaveriniz, siz ölüyorsunuz, sizden sonra herkes hiç sayılıyor ve atanız sayılıyor ya. Ya yaverin senin dünkü yaverin bu. Bu adam kimseye sormadan işte küresel şeylerle, güçlerle işbirliği yaparak kendisini ata olarak dayatmış. 600 yıllık Osmanlı'yı yok saymış, ondan öncesini yok saymış, Hunları yok saymış, Selçukluları yok saymış, kendini dayatmış adam. Yahu ne kadar sinir bir durum abi ya. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama kalkıyor, aklı evvelin birisi kalkmış efendim, saltanatı yıkmak için savaşmışmış şeyler. Askerler de şehit olmuşmuş densizliğini gösterebiliyor. Bir de şunlara bakalım. Evet, bunu gördünüz. Şu resimleri. Ve tutuyor Nutuk kitabında bir sürü yalanla, dolanla, manipülasyonla dolu Nutuk kitabında bu adamcağıza, Vahdettin'e soysuz diyor. Bakın soy, yani soyu olmayan diye. Adamın 600 yıllık soyu var. Sen önce bir kendi soyunu araştır. Olmayan şeyi mi atıyorsun yani? Ne derler ona? Reflection. Bir şeyi yansıtmak. Yansıtarak ne derler? Tedavi olmaya çalışmak. Şimdi bunu neyse, John Snow diye birisi işte yazmış. Biz de zannettik herhalde bahsedecek. Tutmuş işte bir sürü yalan dolan Falih Rıfkı Atay'ın şeyine dayamış, kitabına dayamış. Falih Rıfkı Atay'a da Mustafa Kemal anlatmış. Yani Şıracı'nın ne derler, yalancının şahidi, Şıracı'nın bozacı, bozacının şahidi, Şıracı hesabı yani. Evet, evet arkadaşlar. Bu fotoğrafı kapak yapın. Kapak yapın ve sorun abi. Kim kimin atası? Kim kimin atası arkadaşlar? Daha bununla ilgili bir sürü fotoğraf var. Yani şöyle. Arkadaşlar mesela çok fotoğraf vardı. Mesela şunda hareket ordusundayken hareket ordusu komutanlarından Hüseyin Hüsnü Paşa ile, bakın yan yana duruyor, tamam mı? Geride duruyor. Yaver gibi duruyor. Şimdi bu Hüseyin Hüsnü Paşa. Belki diğer dünyada duyuyordur, öbür dünyada duyuyordur. Deseler ki böyle böyle yanındaki çömez senin atanmış dese ne yapar bunu? Hani kimdi o, bir Hasan vardı elindeki şeyle Yıldız Sarayı baskınında odunla adam döven, bir saniye. Çırağan baskını, pardon, Yıldız değil, Yıldız Sarayı değil, Çırağan baskınında işte darbeci Ali Suavi'yi, Hasan Ağa elindeki sopayla bir vuruşta şey yapmış, ne derler, etkisiz hale getirmiş. Ondan sonra 7-8 Hasan Paşa olmuş. Generallik unvanı verilmiş. 7-8 Hasan Paşa olmuş. Şimdi bunu duysa, bakın şu fotoğrafta ona da benziyor Hüseyin Üstü komutan. Yani şeye de benziyor. Deli dolu bir adama da benziyor. Duysa ki Mustafa Kemal'e ata diyorlar. Türklerin atası diyorlar. Vallahi ben size söyleyeyim. 7-8 Hasan Paşa'dan, Hasan Aga'dan daha ağırını yapar. O alır sopayı ve daha ağırını yapar. Yani belki de diğer tarafta duyuyordur. Belki de bir diğer tarafta hesaplaşmıştır yani. Hüseyin Hüsnü
komutan. Yapmayın böyle şeyler ya. Gerçekten yapmayın ya. Evet. Burada gösteriyoruz işte. Şurada 36 padişah var. Bunlar eğer duyduysa ki bir yaverin Türklerin atası olarak olduğunu iddia ettiğini bilmiyorum artık ya. Keşke bu tarafta şey yapsak, görsek bunu ya. Bu sahneyi bir görsek ya. Evet arkadaşlar, 19 Eylül 2022 Pazartesi, ben Bahattin Çağdaş. Bu Mithat Çurgul denilen, yani bir sürü var böyle tip. Densizin bu laf üzerine çoktandır kafamda düşündüğüm, bunu kısa bir videosunu kayda geçeyim dedim, yapayım dedim. Evet, bu fotoğrafı paylaşın arkadaşlar. Bakın, önde Vahdettin, arkada Yaveri Mustafa Kemal Paşa. Tamam mı? Bu bir. Burada da görüyorsunuz, Vahdettin ve Yaveri diye girdiğinde görüyorsunuz. Ve şu da benim naçizane isyan ettiğim videolardan biriyle bitirelim. Adı diyelim. Yani ön adı diyelim, şeyi diyelim. Atatürk, iddialı Atatürk diye bir şey yok. Ondan öncesi Selçuklular var. Öyle gidiyor. Peki. Kolay gelsin.